canım acı. Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Vakti de yaklaşıyor. Seni bırakıp işe yetişeceğim ben daha. Hadi koş, koş bakalım, koş koş. Geldim. Aç olan gelsin, bızdıklar. Geldin mi? Gel bakalım. Gel bakalım, ayakkabı da çıkaralım. Hop, hop, alçalım. Ben şimdi ayakkabıları çıkarırken sen de montunu çıkar. Hadi ayak, 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 ayak. Babamı gördün mü ablacığım? Allah Allah. Ben şimdi kahvaltı hazırlayayım. Sen de dışarıdan gel. Koş ellerini yıka. Koş. Haydi banyoya. Temizlik vakti. Yıkayalım güzelce ellerimizi. Haydi banyoya. Pırıl pırıl olmayalım. Bembeyaz köpüklerle mis gibi kokalım. Haydi banyoya. Temizlik vakti. Yıkayalım güzelce ellerimizi. Haydi banyoya. Pırıl pırıl olalım. Bembeyaz köpüklerle mis gibi kokalım. Hadi bakalım, geç zıpla. Hop, bir daha. Hop, aferin. Hava güneşli ama soğukmuş değil mi? Hadi bakalım. Geç bakalım. Önümüzü kapatalım. Sen yoksa hasta olma, değil mi? Ay, şöyle kapatalım. Tamam. Günaydın. Meryem. Ömer. Ya babaya bir günaydın demek yok mu? Hadi ablacığım, biz gidelim. Ya bak ya, bak tafralara bak ya. Kızım ben sizin babanızım ya, babaya küsülür mü? O baba hapiste neler yaşadı bir bilseniz. Dört duvar zaten adama kafayı yediriyor. Sinirden, yoksa sizin kulunuz o zarar gelse benim etimden et koparayım ya. Ya hem yıllardır sizi görmemişim. Hayat bir yandan vurmuş. Ben de sinirlerimi şey oldum yani, sinirlendim biraz. Affet kızım ya. Halanız arabayı verdi.
bakıma götür diye verdi ama ben dedim çocuklarımı okuluna falan inşa yaparım götürürüm. Ondan sonra bakıma veririm dedim. Hadi, hadi gel. Yok, biz kendimiz gideriz. Ya kızım, ya ben sizin babanızım ya, babanız. İnsan babasına böyle şey yapar mı? Bak, hava ne kadar soğuk, kuru soğuk. Gerçi sen dayanıklısındır ama Ömer hasta, canım. Hadi, hadi geçin, geçin, gelin, hadi gelin. Tamam, peki. Gel ablacığım. Hadi zıpla. Aferin. Nasıl arabamız, güzel mi? Ha? Yavrum. Ah, biricik torunum benim. Neredesin? Hoş geldiniz Ziraat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sen? Teşekkürler. Eyvallah. Rica ederim. Gel. Günaydın anneciğim. Nasıl oldun bir bakayım dedim. Daha iyiyim. Levent'ten haber var mı? Gelecek mi? Halıyı aradım ama ulaşamadım. Gelir diye umut ediyorum. Sen iyileşmene bak. Anne. Levent görmesin. Hani biliyorsun dayanamıyor. Ya ben nasıl dayanıyorum bir sorsana. O gün, o kötü gün Levent oğlunu, karısını kaybetti. Ben hem gelinimi, hem torunumu, hem de oğlumu kaybettim. Hayat bir şekilde sınıyor hepimiz anneciğim. Bazılarımızın sınavı daha ağır oluyor işte. Ne yaparsın? Değiştim ben ya. Yeminle bak. Bunu size ispatlayacağım. Vay be, ne kral babamız varmış diyeceksiniz ha. Tövbe ettim ya. O eski hayata da, eski durmuşa da tövbe ettim. Vay be. Korsan kostümü de amma yakışmış benim aslan oğluma. Filinta, Filinta babasının oğlu. Kim aradı ki açmadın? Şey ya, aman. Boş beleş işler işte ya. Yani yıllar sonra çocuklarımı görmüşüm. Onlara mı vaktimi ayıracağım ya? Değil mi aslan oğlum benim? Korsan oğlum. Aysel. Ay hanımım, korktum, hiç beklemiyordum sizi. Kusura bakma, korkutmak istemedim. Bir bakayım dedim neler yaptın ha? Aslı bir yandan, ben bir yandan dört koldan hazırlamaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Pasta, börek, çörek. Hanımım, sizi birisi görmesin burada ayakta. Ay, görmez görmez. Hülya güzellik uykusuna yattı. Aslı alışverişte, Bahadır da bahçeye çıktı. Kim görecek?
Üzülmeyin hanımım. Bakın her şey çok güzel olacak. Levent Bey de iyi olacak. Göreceksiniz. Ay, inşallah Aysel. İnşallah. Allah söyletiyor. Ha, o dediğiniz aktardan aldı incirleri Aslı. Ay sağ olsun. Ha, üstüne hem fındık hem de böyle ceviz serpelim. Levent'im öyle sever. Hazırladım ben Bilal Hanım'ı. Merak etmeyin. Ay, of, anne girişteki saksıyı devirdim. Unutma da süpüreyim. Hah, ölüm yanımda ilaç saati geçmiş diye bana haber vermeye gelmiş. Kusura bakmayın hanımım, siz de hasta hasta buraya kadar indirdim. Boş ver Aysel, ne önemi var? İnsanlık hali, hepimiz unutuyoruz. Kızım, Olivia Hanım yukarıya kadar çıkar. Ben de ilaçları hazırlayayım, getireyim. Tamam, buyurun Olivia Hanım. Ah hanım, ah. Vay vay vay. Sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Yaramazlık yapmak yok tamam mı ablacığım? Terlemiyorsun. Terlediysen de bahçeye çıkmıyorsun. Sonrasında ne olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Aferin sana. Hadi güle güle kızım. Sana iyi çalışmalar. Ha? Akşam Ömer'i okul çıkışı ben alırım. Sen hiç merak etme tamam mı? Sağ ol. Hadi ablacığım görüşürüz. Pişt, korsan. Gördün mü tekneyi? Güzel değil mi? Ne güzel korsancılık oynanır bunda değil mi? He? Vay be. Kim bilir neler vardır bunun içinde şimdi. Bir girersek var ya, yeminle zengin oluruz be. Vay be. Ne kaba adam. İnsan bir tepki verir ya.
Ay aklımı aldın Aslı. Sinsi sinsi geliyorsun. İnsan bir seslenir ya. Şey seslendim ama duymadın Süleyha Hanım. Ama haklı çıktınız. Ulviye Hanım kesinlikle bir şeyler karıştırıyor. Sabah alışverişe gittim. Döndüğümde bir baktım mutfakta böyle gayet kanlı canlı sağlıklı bir şekilde annemle sohbet ediyor. Ne diyorsun? Ya beni görünce hemen toparlamaya çalıştı falan ama inanmadım tabii. Ben diyorum oyun yapıyor bu kadın, oyun. Ay ben bir öleceğim günü bilmiyorum şekerim. Ha bu arada dolapta tam sana göre bir elbisem var. Bakayım yakışıklı. Hoppa! Hadi iyi dersler. Ha yalnız bir şey söyleyeceğim bak. Akşama yelkenli gemiyi ayarlıyorum tamam mı? İstediğin kadar korsancılık oynayabilirsin. Bu ikimizin arasında sır olarak kalacak tamam mı? Kimseye söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi iyi dersler. Maymuncuk seni. Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. Sizi burada görmek ne güzel. Buyurun buyurun. Bismillah. İlk dakikada alıver ellerini, alıver ellerini başladı. Al ya, al. Yemedik arabanı be. Küçücük bir işimiz vardı, onu hallettik, geldik işte. Selamun aleyküm Tekin abi. Abicim, işte beni de bıraktılar abi, saldılar. Kara haberi aldık. Ne demişler abla? İyi olacak, doktorla ayağına hasta böyle tıpış tıpış ki. Yok, o laf öyle değildi galiba. Abi ben sana bir şey söyleyecektim, onun için şey yapacaktım. Tesadüfe bak ya. Keşke başka bir şey dileseymişim ya. Hayırdır Durmuş? Hoş. Seninle alakalı hangi mevzu bize hayır getirmiş ki? Ha? Yok abi, bu defa hayır. Yani elimde bomba bir olay var abi. 10 numara 5. Uzatma da anlat hadi, ne? Bizim Ömer var ya abi. Ya bu çocuğun açmadığı kilit yok abi. Yani tam böyle bir maymuncuk ya, maymuncuk. Düşünsene abi, şimdi bu hani şeyler var ya, yatlar var ya abi. Hani şey, geliyorlar şeye bağlıyorlar. Mama Maria, Maria, Maria abi. Maria kim oğlum? Şey abi hani yatları demirliyorlar ya. Marina, Marina. Tamam abi ben de öyle dedim. İşte o Maria abi. Şimdi oraya bizim... Diyorsun. Tamam. Ben bunu bir düşüneyim. Tamam mı? Seni haberdar edeceğim. Tamam abim benim. Doğan! Buyur abi.
akşam Maria'ya... Hayır. Bizim marinaya gidiyorsun. Oraya gidip bir araştırma yapıyorsun. Hani girdisi, çıktısı, ne bileyim kameraları falan. Tamam mı? Hayırdır abi? Niye? Ama sen 7 aylık mı doğdun? Ha? Tamam, alınma, alınma. Anlatacağım dedim, tamam. Kim? Daha mı yakışıklı olmuş benim kardeşim ha? Abartmıyor musun abi biraz? Levent'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş geldin Levent Bey oğlum. İyi ki geldin. Sağ ol Aysel abla. Nasılsın? İyiyim çok şükür, gördüğün gibi. Annem nasıl oldu? Şimdi dinleniyor. İlaçlar falan, Hilmi Bey'in dediği gibi. Üzülmeyecek, heyecanlanmayacak. Ben anneme bakayım. Şunları alır mısın Aysel abla? Oh Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbim geldi. Gel. Oğlum. Oğlum hoş geldin. Oğlum hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ağlayacaksan geldiğim gibi gideyim. Tamam, tamam, tamam. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Söz ver, otur şöyle. Yavrum. Oh, oh, kokunu nasıl özlemişim seni. Neden gittin ha? Neden beni bıraktın? Oh, neden hiç aramadın? Neden? Neden? Anacığının yüreği sensizliğe nasıl dayanır hiç düşünmedin mi? Bunları konuşmak için uygun bir zaman değil. Sen bir iyileş önce. Tamam, tamam. O zaman ne kadar kalacaksın onu söyle. Bak, ben sen olmayınca hastalanıyorum. Hep sana özlemimden. Gitmeyeceksin değil mi? Dedim ya, sen bir iyileş önce. Sen yine gideceksin, anlaşıldı. Kalbim çarpmaya başladı. Tamam. Dur sakin. Ben bir Hilmi Bey'e haber vereyim. Yok, 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 yok. İyiyim, iyiyim. Heyecandan. İlacımı için bir şeyim kalmaz. O güzel yüzün çökmüş. İyiyim anne. İyiyim, merak etme. Hadi sen dinlen biraz. Sana şükürler olsun Rabbim. Sana binlerce şükürler olsun oğluma kavuştum. Kalk.
aldın bir şey? Yok, hallettim. Heh. Akşam ekstra bir garson işi varmış. Yeni açacak bir mekanın. Gelmek ister misin sen de? İyi para veriyorlar. Aslında çok isterdim ama Ömer'i evde tek bırakmak istemiyorum. Vallahi benden söylemesi. Sen bilirsin. Ben bir bakayım, duruma göre sana haber vereyim, olur mu? Olur, tamam. Alo Ayşe, nasılsın? İşte nasıl olayım? Babam geldi biliyorsun. Ya akşam ekstra bir iş geldi de bana. 2-3 saatliğine bir yerde garsonluk yapacağım. Ama işte aklım Ömer'de kalıyor. Yok biliyorum, biliyorum da. Hani müsait misin diye bir sorayım dedim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de benim canımsın. Çok sağ ol. Tamam. Aha, tamam, Ömer sana emanet. Görüşürüz, tamam mı? Hadi hoşça kal. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun sen? Sana dem ya, aşağı eşek ya. Herkes bir agresif olmuş, herkes bir çeşit ya. Efendim abi. Durmuş. Bak, ölçtük, biçtik, o iş tamam. Bu gece marinaya giriliyor. Ha. Senin bu oğlanı getirmeyi unutma. Tamam abi, sen merak etme. Ben de o iş. Hadi bakayım. Annemin durumu için aramıştım biraz önce. Hoş geldin Levent oğlum. Annen iyi sayılır. Dinlenmesi gerek sadece. Bizden bir şey gizliyor gibi sanki. Yok canım. Olur mu öyle şey? Üzüntüden, stresten biraz yorgun düştü. İlaçlarını almayı ihmal etmesin. Biraz istirahat etsin geçer. Teşekkür ederim. İyi günler. Ablacığım. Abla. Gel bir kere öpücük. Oh. Alayım ben onu. Aferin sana. Gel bakalım konuşalım bugün. Ne yaptın? Ne ettin? Tut elini mi? Aferin. Aa. Ayşe ablan mı geldi ablacığım? Ayşe. Oo kızım gelmiş. Hoş geldiniz yavrularım. Acıkmışsınızdır. Hadi gelin sofraya. Sen mi hazırladın? Ben yaptım tabii. Baba çorbası bu baba. Hiçbir şeye benzemez. Hatırlıyor musun? Küçükken sana da yapardım. Nasıl içerdim böyle? He? Neyse ben bir ellerimi yıkayayım. Sen yıkadın mı küçük korsan? Yıkamadım. Hadi gel o zaman yıkayalım. Çabuk gelin ha. Koyuyorum çorbaları. Anlaşıldı Aysel ablacığım. Yani böyle güzel bir sofra için bizim de evden gitmemiz lazım ha. Olur mu Bahadır Bey oğlum? Sen iste ben her zaman hazırlarım. Hmm.
Anne, neden indin aşağı? Biz odana getirirdik. İyiyim oğlum. Ben eski toprağım. Oğlumla ne zamandır yemek yememişim. Ölüm döşeğinde olsam yine inerdim. Nasıl derler? Yediğin içtiğin senin olsun. Gezip gördüğün yerleri anlat bakalım Levent'ciğim. En son Fransa'daydın diye biliyoruz. Nice'deydim, evet. Vay. Yani tam mevsimi değil ama yine de iyi gelmiştir. Fransa nasıldı Levent'ciğim? Anlattıkları kadar güzel miydi? Ne aradığına bağlı. Sağ ol Aysel abla. Afiyet olsun. Ne kadar kalmayı planlıyorsun? Bu ne biçim soru Hülya? Burası onun evi, istediği kadar kalır. Siz beni yanlış anladınız anneciğim. Tabii ki öyle. Sadece bilelim ki ona göre plan yapalım diye düşündüm. Yani ne bileyim, ailecek şöyle bir yemek yeriz. Öyle değil mi Levent'ciğim? Önce annem düzelsin de. Ben biraz hava alacağım, izninizle. Bir şey yemedin ki oğlum. Aç değilim anne, iştahım yok. Size afiyet olsun. Yalnız karnıyarık efsane olmuş. Bugün nasıl geçti okul ablacığım? Oyunun nasıldı? Kostümünü beğendiler mi? Çok beğendiler. Ya ne güzel. Okuldan sonra babam beni parka götürdü. Güzel bir gün olmuş desene. Hadi ablacığım sen çabuk bitir bakayım çorbanı. Ben tekrardan işe gitmek zorundayım. Ekstra bir iş geldi de bir davette garsonluk yapacağım. Ayşe ablan gelip sana bakacak, tamam mı? Aa, aşk olsun kızım ya. Ne Ayşe ablası? Ayşe abla niye geliyormuş ki? Ya yani kız rahatsız olmasın boş yere. Burada ben ne güne duruyorum ya? Yani belki kahveye falan gitmek istersin. Olur mu öyle şey ya? Yani ben Ömer'le oyun oynayacağım, korsancılık oynayacağım. Değil mi Ömer? Evet. Peki madem, o zaman ben yavaştan gideyim, geç kalmayayım. Kuzum, sen de erkenden uyu tamam mı? Geç kalma sakın. Görüşürüz o zaman. Güle güle kızım, güle güle. Sen hiç Ömer'i merak etme, gözün arkada kalmasın. Ablam, gelmiyor musunuz ya? Ne oldu? Nerede kaldınız? Ömer'in hani korsancılık oynayacağı yelkenli gemiyi ayarladın mı? Ayarladık, ayarladık. Hadi kapı önündeyiz, hadi. Eyvallah. Şişt, korsan, sen ne kadar şanslısın biliyor musun? Halan yelkenli gemiyi ayarlamış. Korsancılığı oynayacağız bu akşam. Ablam kızarsa? Ne kızması ya? Ne kızması? Eminim niye kızsın? Oyuna kızılır mı canım? Yoksa sen korsancılık oynamayı istemiyor musun? İstiyorum. Ha şöyle, aslan korsanım benim. Çorbanı bitir, hemen gidelim olur mu?
Birini mi bekliyorsun karıcığım? Bekliyorum ya da beklemiyorum. Ya bundan sana ne Bahadır? Allah Allah. Hah, şimdi bomba patlayacak. Kim geldi ki acaba? Gel. Hilmi Bey'le görüştüm. Dinlenmen gerekiyormuş. İlaçlarını da ihmal etmesin dedi. Sağ olsun, beni benden daha çok düşünür. Benim kalbimde bir sıkıntı vardı ya. O yeniden nüksetmiş. Heyecan, üzüntü yasakmış bana. Ha, bir de emboli riski varmış. Hanımım rahatsız ettim, kusura bakmayın. Doktor bey geldi. İyi. Al içeri Aysa. Al içeri, bekletme Hilmi Bey'i. Peki. Buyurun doktor bey. Buyurun, şöyle geçin doktor bey. Hülya, ne oluyor? Kim bu bey? Doktor anneciğim. Kalp damar konusunda uzman bir doktor. Yani iyi de zaten bizim aile doktorumuz var. Yani neden beyefendiyi buralara kadar yordun ki? Hoş geldiniz. Merhaba, geçmiş olsun. Siz bizim için çok kıymetlisiniz anneciğim. Endişeleniyorum sizin için. Bir doktorun daha görmesinde fayda var diye düşündüm. Profesör Doktor Mehmet Bey'i buraya davet ettik. Sağ olsun, o da kırmadı geldi. Buyurun doktor bey, muayene edebilirsiniz. Ay, yok yok yok, ben muayene falan olmak istemiyorum. Sağ olun, istemiyorum. Anne, bence yerinde bir karar. Doktor bey, bilmenizde fayda var. Annemde emboli riski varmış. İzin verirseniz ben bir bakayım. Tabii, buyurun. Peki, tamam. Efendim. Evet, çıktım, yola geliyorum. İptal mi oldu? Peki, tamam, teşekkür ederim. Yok yok, önemli değil. İyi akşamlar. Hadi bakalım korsan. Bekle babayı. Babayı bekle korsan. Dur oğlum, nereye gidiyorsun bilmediğin yere? Bak, halaya gidiyorsun. Hadi, hadi bakalım hadi. Be, hadi be çabuk. Ağaç olduk burada be. Ya tamam, geldik be, geldik. Bak bakalım korsan. Sürpriz. Al bakayım çocukları yanınıza. Hadi bakalım korsan. Bu ne ya? Yani bir korsanımız eksik ama tam oldu ha. Ya hadi be Neriman Sultan, hadi gidelim artık. Hiç öyle bakma anneciğim. Sağlık bu, şakaya gelmez. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederiz doktor bey. Gördün mü hanımım? Yakalandık işte. Çok üzüldüm. Nasıl durum doktor bey? Doğrusunu söylemek gerekirse anneniz gayet sağlıklı görünmekte. Tansiyonu düşük sadece. Ancak emboli riskinden bahsetmiştiniz. Emboli riskine sahip bir hasta annenizin kullandığı ilaçları almamalı. Aa, nasıl yani? Ben anlamadım. Biraz açar mısınız doktor bey? Şöyle anlatayım. Emboli riski olan biri bu ilaçları içtiğinde direkt beyin kanaması geçirir. Hilmi Bey'in bu durumu nasıl atladığını bilemiyorum. Özetle ortada tuhaf bir durum var.
Ben de tuhaf durumun sebebini biliyorum Mehmet Bey. Sağ olun. Rica ederim. Aysel, sen Doktor Bey'i geçir hadi. Buyurun Doktor Bey. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ay baksana, embolde ilaçlar kullanılmaz diyor. Allah Allah, çok enteresan bir durum. Ay yoksa sırf sen gelesin diye bir oyun mu yaptı annen? Kadın da haklı. Ne yapsın? Çok özlemiş seni.